yaşındasın? Ben 2006 yılında kadroya geçemedim, mağdur oldum. Mağdur olmakla birlikte 2007'de süresiz askıya kaldım. Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamasına göre 5'e 29 gün olan çalışma hakkımız her yıl 11 ay çıktığını söyleniyor. Bizim çalışma hakkımızı iade edilmesini istiyorum. Bunlar yasal, yasalara uygulanmasını istiyorum. Ve ben işe girmek istiyorum. Benim işim gücüm yok. Hiçbir yerden 6 yıldan beri bir gün sigortam yok. Tazminatımı çekmedim. Yasal haklarım var. Bu yasal hakların uygulanmasını istiyorum. Ve saygılarımı sunuyorum büyüklerimize. İnşallah olur. Peki burada eylem yapıyorsun. Burada sesini duyurmak istediğin kimler? Sayın Valimiz yardımcı olmasını istiyorum. Artık milletvekillerimiz, Sayın Çalışma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, bütün büyüklerimizin duyup bir sahip çıkılmasını istiyorum. Sadece ben değilim. Türkiye'de benim kadar kaç kişi mağdur acaba? İş mağduru. Bunların haklarını talep ediyorum. İnşallah verirler. Vereceklerine de eminim. İnşallah şu anda şimdiden de Allah razı olsun diyorum. Ne kadar daha devam edeceksin böyle? Vallahi işe alıncaya kadar desem Allah bilir. Allah derim. Başka bir şey demem. Özel sektörde işlerde çalışmadın mı altında? Hayır. Kesinlikle. Sigortam yok hiçbir yerden. Çalışmadığım için o hakları sahibim. Sahip olduğum için de şu anda sigorta alma hakkımız doğmuş, genelde çıkmış. Ama ben yine de belediye diyorum. Çünkü hakkım benim o. Yasal hakkım. Çocuğunuz var mı peki evli? Bir tane çocuğum var. İlkokul 1'e gidiyor. Onun yol masraflarını artık annem yardımcı olmaya çalışıyor ama o da artık yani ben evime ekmek getirmek istiyorum. Hakkımı istiyorum. Ben ne bileyim ne diyeyim ya. Ne ekmek... kadar daha devam edeceksin böyle? Bilmiyorum. Allah bilir. Ben ona yorum yapmayayım. Mahalleye çıktın mı? Mahalleye çıkmadım. Benim 2007'de kalp krizi geçirdim. Nöbet esnasında belediyede. Onu dahi kalp krizi geçirdikten sonra bypass oldum. Onu bile hastalık yazmışlar. Hastalık. Ben onu geçen sene 2 yıl mahkeme davası vardı. 2 yıl çalışanlık yaptım belediyenin. Giriş yapılmadan sigortam yoktu. Maaşım yoktu. Bütün elimdeki 4 tane burma bilezik, bir tane zincir sattım. Başkana verdim. Misafire çay, toplantıya çay. Bu suçlama değil, suçlama olarak şey yapmıyorum. Ama benim elimdeki avucumdaki yükü ben dedim yargıya vereceğim belediyeyi, ver dedi. Tekrar dedim, ver vereceğim dedim, ver dedi. 6 ay bekledim, bekleme sebebimde 5 ay 29 gün çalışma hakkım var diye, belki beni alır diye bekledim, o kadar sabır ettim. Ondan sonra vermeyince, almayınca ben de davayı açtım. 2 ay sonra beni çalışandan da çıkarttı. Oradan işlerime son verildiğine dair noter tasdiki iş çıkıma dair 2 milyar 400 liradan ve ihbar tazminatı duruyor. O da yargı olacak dedi benim avukatım. Ben mahkemeyi kaybettim. Red çıktı. Çalıştığım şahitlerle, belgelerle her şeyle belli. SSK'dan portal muayenesiyle dava açtım. Dava açmama rağmen, davada haklılığım çıkmasına rağmen red çıktı. Temiz ödenler. Temiz olayı da 10 aydan beri bekliyorum. Bekledikçe ben bitiyorum, batıyorum. Zaten bypass olmuşum. Hakkım gitmiş. Bir de işte geçen sene davayı kaybettikten 4 gün sonra içim atmaktan mide kanaması geçirdik. O da yine belediyenin önünde oldu. Tesadüf. Allah'ın hikmeti. Ben iki sefer belediye namına, kurum adına ölümden döndüm. Ben ölümden dönmeme rağmen ve hala yaşayan bir ölü olarak benim kaybedecek hiçbir şeyim yok diyorum. Ben mağdurum. Mağdurluğu üstüne giderilmesini istiyorum. Çünkü bu benim hakkım. İnsan hakkım. Yasal hakkım. Demokrasi hakkım. Bu eylemi de yasaların 34. maddesi gereğince yasal hakkım olarak kullanıyorum. Ve artı valilik ve emniyetten izin belgem de var. Her şeyim yasal. Bu kağıtlar yasal. Belge. Bunlar kendi imzaları, kendi mühürleri, kendi yaptıklarını kendileri görsün, kendileri yesin, kendileri bulsun. Ben Allah'a havale ediyorum, Allah diyorum. Başka da bir şey demiyorum. İsmin ne yaptın? Zeki Gürsel. Zeki Gürsel. Evet. Kaç yaşındasın? 44 yaşındayım. Tamam, teşekkür ederim. Ben.